Evet, Yahya Bey'in atölyesindeyiz. Yahya kardeş, kendinden biraz bahseder misin? Ben Yahya Bağcı, Diyarbakırlıyım. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'a geldim. 25 yıldır İstanbul'dayım. Son 15 yıldır da Balat'tayım. Böyle foto gerçekçi tarzda resimler yapıyorum. Burası da benim atölyem. Bu resmi ben ilk defa gördüğümde çok şaşırmıştım. Sanki böyle Vitrin fotoğraf gibi. Sen üç boyutlu ama şeklinde bilirsin. Foto gerçekçilik, evet. Foto gerçekçilik aklına gidiyor. Evet. Bu bitmiş mi yoksa biraz Daha daha devam son ediyor. rötuşlarım var burada? Evet. Yarın daha işi Evet. var. Çok işi var daha. Evet. O da yarın güneşin daha. Evet. Vitrin Bu serisi. çalışmanın adı ne veya bir isim buldun mu? Bir isim? Bu vitrin serisi vardı. Ev vitrinlerinden yola çıkarak yaptığım resimlerdi. Vitrinlerin biraz işte kuruldukları evde o evin politik, ekonomik pozisyonunu böyle deşifre eden araçlar, vitrinler. Farklı kültürlerden böyle topladığım vitrinlerden oluşturduğum bir koleksiyondur. Onlardan bir seri açmıştım. O seriden birisiydi. Evet. Önümüzdeki dönem hangi başka çalışmaların olacak? Burada mesela senin şu çok güzel bir sanki mozaikle çalışman var. Bu da mı senin? Giren bir çalışma. Bir arkadaşım yapmıştı. Piksel mantığıyla yaptı bir resimdi o da. Bir de burada gördüğüm çok güzel bir şey var, bir çalışma var. Bu nedir abicim? O da süs taşlar, misketler. Genelde böyle kullanılmış cam objelerden, yansıma etkisi olan objelerden seçiyorum. O da bir de fotoğrafın olanaklarını da kullanıyoruz tabii ki burada. Burada iki ayrı fotoğrafın üst üste binmesi var. İki gözle çekilmiş bir fotoğraf. O da öyle bir resim. Bu Fener Balat'a biz daha önce geldiğimizde, ben mesela ki buraya 25 sene önce gelmiştim. Şimdi tabii çok değişti. Daha da değişiyor. Daha da değişecek. Zaten hiçbir şey aynı kalamaz. Sen ilk geldiğinde bugünkü Balat'ı kıyasladığında iyi veya kötü veyahut da tabii ki birçok şey yaşadım burada. Neler daha çok oldu veya oluyor? Yani inanılmaz bir dönüşüm var. Yani ben de 15 yıldır buradayım. İlk geldiğim zamanla şimdiki arasında hani bambaşka, yani buraya insan göremezdin sokaklarda Doğru, gezerken doğru. falan. Şimdi yürüyemiyorsun insanlara, Evet. yürüyemiyorsun Evet. yabancılar, turistler. Evet. Umarım bu bir furya değildir, hani bu böyle gerçek şeyi değerini, çünkü çok kıymetli ve değerli bir yer. Değerini kazanmıştır Kızı. tekrar. Belki de betonlaşmaması bir avantaj oldu. Buralarda yani Tabii, bu kentsel dönüşüm ayağına buraları bir betonlaştırsaydık Evet. belki o Çok zaman da buranın daha iyi. şeyi kalmayacaktı. Yok, hayır. Yani Evet. bu gelen hem yerli hem yabancı konuklarımız, ben öyle diyeyim, turist falan demiyorum, onlar Evet. misafirlerimiz. Bir yeri keşfederken orada devamlılık arıyorlar. Yani orada bir yaşam, Tabii orada bir... tabii. Sadece yabancılar değil, buraya gelen yerli Evet, insanlar onu da geliyor. söylüyorum. Yani Tabii. misafirlerimiz Türkiye'nin dört bir Evet. tarafından, İstanbul'un içinde hiç buraya geçmemiş, gelmemiş. Tabii. Hani denizi görmeyen, biliyorsun, milyonlarca Tabii. İstanbullu var. O betondan kaçan buraya geliyor. Önemli olan Evet. buraya gelirken de burayı da betonlaştırmamak. Yani Evet. betonlaş. Hani o aynı benzer duruma getirmemek. Evet. İnşallah iyi olur. Ressam olarak neleri tavsiye ediyorsun gençlere? Şimdi eskiden benim çocukluğumda güzel sanatlar, Mimar Sinan'a girmek çok zordu, çok çok zordu. Yine zor da yetenek açısından nasıl kendilerini geliştirmeliler? Bu işin tek şeyi çalışmak. Yani durmadan çizecekler. Gördükleri her şeyi çizecekler. Dışarıda defterler ellerinde olacak. Ondan sonra çantalarında kalemler olacak. Gittikleri, gördükleri her şeyi çizmeye çalışacaklar. Bu işin şeyi var. Çalışmak Evet. yani. Ben şeyde Sultanahmet'te şunu fark ediyordum. Yabancılar bize geldiği zaman
Mesela Sultanahmet Camisi'ne gittiğiniz zaman halıların üzerinde 20-25 tane onların güzel sanatları öğrencileri, yani lise öğrencileri, hocaların eşliğinde yerlere bağdaş kurmuş, resim çiziyorlardı. Bizim kendi Türk öğrencilerimizi hiç göremedim. Belki var da ben rast gelmedim birkaç kere. Oluyor. Hani işte yine mesela arkeoloji müzesine giderdik. Biz de grup olarak evet. Orada heykeller evet. Falan çizerdik. Evet. Yani o heykeller çok önemli çünkü ideal oranlarda olan heykeller. Siz de orada mesela estetik olanı böyle çizerken bir de estetik estetiği çizmeyi öğreniyorsunuz. Yani evet. O yüzden Yunan heykelleri çok iyi. Evet. Antik dönem. Evet. Son olarak burada bu atölyede neler yapmayı planlıyorsun? Neler olacak? Şimdi bu atölyede bir bina olarak restorasyon veriyor. Restorasyonumuz olan 3 katlı bir binamız. Hem galeri hem atölye hem de işte açık atölye biraz diye. Dışarıdan sanatçılar da açık gelip burada çalışabilecekleri bir şey düşünüyoruz. Bakalım. İnşallah. Restorasyon bekliyoruz şu anda. İnşallah. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, saygılar.